وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَهْدِ هَادِيَ لَهُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَعِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده صدق رسول الله كما قال فيه كما قال السلام عليكم Cumanız, bayramınız mübarek olsun, cumanız mübarek olsun. Böyle güzel bir günde, böyle müjdeli bir anda huzurunda bizi toplayan Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Ey müminler, bugün Cenab-ı Allah tarafından bize hediye edilmiş kıymetli bir gündeyiz. Eid-i Fıtır, Ramazan bayramındayız, oruç bayramındayız. Oruç tutan, Cenab-ı Allah'ın emrine saygı gösteren, boyun büken kimselere Cenab-ı Allah'ın ikramıdır bu. İkramdır ki sırf bugün ne de mahdut değildir. Bütün yıl boyunca ikram eder Cenab-ı Allah kendi emrine saygı gösterene. Bütün sene ömrü boyunca ikram eder. Kendinden utanıp çekinen, saygı gösterene. O nedenle hürmet edelim Allah'ın hürmet ettiği günlere. Ne var yahu demeyelim, diğer günlerden farkı nedir? Dünle bugün farklı, bugünle yarın da farklı. Haziran günlerinden bir gündür demeyin. Allah bu günlere özel gün dedi. 30 gün Ramazan, ümmetimin mağfireti için tayin edilmiş dedi Cenab-ı Resulullah Efendimiz. Cenab-ı Allah bu günlere bir kıymet bildirdi. Nasıl ki Efendimiz insandır ama hayrul beşerdir, Habibül Ekrem'dir, Cenab-ı Allah Habibullah'tır, Cenab-ı Allah'ın sevgilisidir, insanların en hayırlısıdır. Nasıl elmas taştır ama kıymetli taştır, çakıl taşı değildir. Bugünlerde elmas taşının çakıl taşlarından nasıl farklı olduğu gibi Ramazan ayı da öyle farklı bir gündü. Öyle farklı bir zaman dilimini içerisinde taşıyordu. Biz anlayabildik veya anlayamadık. Ama Ramazan ayının içerisinde olduğunu idrak edip de Allah'ın emir ve yasaklarına saygıyla boyun eğen kullara müjdedir bu bayram. Bayramdır, bayramdır, neşelenin, üzülmeyin, hüzünlenmeyin. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri İnşirah suresinde, İnşirah açan, rahatlatan, genişleten, ferah ettiren manalarına gelir. Göğsümüz daralır zaman zaman. Okuyun bu sureyi, sureyi Celile'yi. Sure, Efendimizin darlandığı bir anda gelmiştir. Biz de ümmeti olarak darlanabiliriz. Onun için okuyun ve ilk ayetlerinde Cenab-ı Rabbul İzzet Hazretleri senin göğsünü genişletmedi mi? Elem neşrahlı katılarak ve vada'anı kevizrak. Öyleyse onun zikrini yücelt. Onun zikrini yücelt. Zikirden ayrı kalmayın kardeşlerim. Zikirden ayrı kalan darlanır, bunalır. Ferah etmek isteyen
eline tesbihi alsın. Elem neşrah leke zikleke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak ve rafa'na leke zikrak. Arkasından da biz senin adını yüceltmedik mi? Senin adın da yücelir. Efendimizin adı yüceldiği gibi Efendimizin zikrini çeker, Efendimiz'e salatu selam edersen sen de yücelirsin. Sen de Efendimiz gibi Allah'ın emrine itaat eder, boyun bükersen, sen de neyin varsa, itibarın, şanın, şöhretin, gölgeler alemine dair ne varsa bağışlarsan Cenab-ı Allah adına feragat edersen, feragat ettiğin zaman da üzülmezsen, vay be ben gölgemden yarım metre bağışladım diye kendi kendine efendim lafı güzaf etmezsen, o gölge zaten gidecek. Gitmeden önce sen bir delikanlılık yap da bağışla. Allah gölgesine bağışlayana aslını verir. Aslını verir. Gölgeler aleminde yaşıyoruz. Zaman da gölgedir. Mekan da gölgedir. Senin elindeki maddi imkan da gölgedir. Senin gençliğin, vücudun, sıhhatin de gölgedir. Geçmedi mi be gençliğin? Sağlıklıydın, hasta olmadın mı be? Gölge olduğuna hala inanamıyor musun? Gölge midir bu be? Geçtin, bebektin, çocuktun, ihtiyarlaşıyorsun, saçlarına ak düşüyor, saçların dökülüyor icabında. Gölge işte, hani vardı, yok oldu. Varken var olandan ver, zaten gölge o, kaybolacak. Kaybolmadan ver de Allah katında şanın, şöhretin olsun, makamın, mevkin olsun, adın yücelsin. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَابْ Yoruldum deme. Yorulduğun an başka bir iş tut. Yatma boşu boşuna. Zamanını değerlendir. Uğraş tut, uğraş kendine. Ferahlamak mı istiyorsun? Uğraş tut. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَابْ Hemen bir iş tut. Çünkü inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Zorlandığın zaman yanında kolaylık da Allah ikram etmiştir mutlaka. Hemen yanında. Uzakta değildir. Zorlukla beraber kolaylığı yarattım diyor. Derdinle beraber dermanını yarattım. Biz zorluğu görüp ondan sonra ya Rabbi bana mıydı kastın deyip ya lelle türküsü çekmeyelim arkadaşlar. Ente Rabbi, ene abduk diyelim. Rabbimizsin, emrine uyarız. Biz senin kullarınız diyelim. Ve Habib-i Ekrem Hazretleri ne zikir çekiyorsa o zikirlerden çekelim. Söyleyelim ona salatu selam. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah diyelim. Ya Nebiyallah diyelim. Şefaatini talep edelim. Çünkü onun zikrini söyleyenin adı yücedir. Ayet-i Celil'de anlatıldığı gibi. Bunca gayret, iş tutmak neyin neticesi? Allah'a rağbet etmekten de sakın çekme. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Senin rağbetin, senin yönelmen yalnız Allah'a olsun. Ha, dünya işlerinden bir iş tutabilirsin. Ama sakın esas zannetme onu. Bunu dahi Allah'a gidiş için bir yöneliş için bir fırsat bil. Aslında bazı müfessirler ehlullah şöyle der. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ Bir işten yoruldu mu? Namazdan yoruldu mu? Kur'an'a geç. Kur'an'dan yoruldu mu? Zikrullah'a geç. Böyle ibadetler arasında döndür daireyi. Başka yere çıkma. Böyle tefsir etmiştir. Mutasavvuf olan, ehlullah olan, evliyaullah olan müfessirler. Bunu dünyalık olarak da yorumlayabiliriz bu ayet-i kerimeyi. Bir tefsiri de öyledir. Eyvallah, o da haktır, doğrudur. Yoruldun mu? Hemen bir iş tut. Yoruldum, yatayım, dinleneyim deme. Nasıl iş tutarken eğer yoruldum, 5 dakika dinleneyim dediğin an bir daha yerinden kalkasın gelmez. İşini bu dünyadan biz oturmaya gelmedik.
Allah için yorulmaya geldik. Allah için gayret etmeye, çalışmaya geldik. Bu vücudu, bu mekanizmayı Allah bize kendine koşturmamız için verdi. Bu gözleri kendi nurunu seyretmemiz için, bu ayakları kendine doğru yürümemiz için, bu elleri kendisine el açmamız için, bu elleri sadaka vermemiz için verdi. Ne için verdi? Bunun için verdi. Bu beyni ve idrak yapısını kendini düşünmemiz için verdi. Dünyaya kök salmamız için, nam salmamız için, kazık çakmamız için değil, belki kazıkları sökmek için geldi. Allah bayramınızı bayram kılsın, yorultmasın, yorultmaz Allah. Yorulduğunuz zaman bir işe koyulun hemen diyor. Zorlandınız mı? Ayet-i Kerim açık. Her zorluğu yanında bir kolaylık da yarattın. İnne ma'al usri yusra. Bir usur varsa zorluk, ma'al usri yusra. İkisi beraberdir bunun kolaylıkla zorluğun. Niçin kolaylık kısmını göremiyoruz? Görmek istemiyoruz, gayret etmek istemiyoruz. Tembellik bize yerleşmiş. Tembellik yerleşmiş, kendimize acımak yerleşmiş. Acırız kendimize sürekli. Vay, bana haksızlık. Bize haksızlık falan olmaz. Allah yazdı senin kaderi. Haksız kader yazar mı be? Madem öyle yazdı, güzeldir o. Allah affetsin. Cennet bahçelerinde bizi buluştursun inşallah. Ela inna ahsanel kelam ve ebluhan nizam. Ve izâ kurayel kur'an feslemenu ve ansıtu leallekum turhamun. İnnettin indellâhi'l-islam.